Dün ile bugünden nedir farklılık? Dün ile bugünü el ele verdin. Devrekhani yollarında gezindin. Cumhuriyet meydanında suyumuydun. Girdim içeriye, ezan sesini dinledim. Çocuklar şen şakrak yürürken yolda, bir kış gününü karşıladım hayatta. Devrekhani yollarında gezindim. Devrekhani'de yaz ayları sıcak, kışları ise soğuk ve yağışta geçer. İlçe, temiz havası ve bozulmamış tabiatı ile dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Devrekhani, büyük şehirlerin gürültüsünden kurtulmak isteyenlerin de ilgisini çekmekte, onların köylerine ve evlerine geri dönüp vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Devrekhan isminin İsfendiyar oğulları zamanında bu yörenin geçici olarak konaklama amacıyla han olarak kullanılmasından ve devlet hanı olarak isimlendirilmesinden ortaya çıktığı rivayet olunmaktadır. Devlet hanı zaman içinde halk dilinde Devrekhani'ye dönüşmüştür. Pazar günleri kurulan halk pazarı, yöre kültürünü görebileceğiniz en önemli yerlerden birisidir. İlçe pazarının pazar günü olması nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelenlerin çok olması, ilçede pazar günlerinin hareketli geçmesini sağlamaktadır. Kurtşehir Türbesi ilçede önemli bir yere sahiptir ve Kurtşehir Dede hakkında birçok rivayetler vardır. İsmim Mustafa Köse. Kurtşehir Mahallesi Tekke Camisi İmam Hatibiyim. Bu camimizin yanında methum bulunan Kurtşehir Dede Hazretleri'nin ismi, bu taşta kendisi sağlığında kurtlara süt verilmiş. Bu süt verdiği için kurtlara Kurtşehir ismini almış. Ve kurtlar da o dönemde bu mahalledeki insanların hayvanlarına zarar vermezlermiş. Kurtşehir ismini bu şekilde almış. Rivayete göre anlatılan hikaye, bu Tekke Kayası var. Tekke Kayası'nın yönü eskiden öbür tarafa dönükmüş, kuzey tarafa dönükmüş. Zamanında burada bir inşaat çalışması varmış. Kurtçehir'de de işte o Tekke Kayası'nın arkasında Karaköy isminde bir köy var. Oranın halkı şikayet etmişler. Sonra mahkemeye düşmüş olay. Kurtçehir'de mahkemeye çağırmışlar. Ondan sonra mahkemede kadı, o zamanki kadı sormuş. Hakkında böyle böyle bir şikayet var. Gece sen bu insanların hayvanlarını alıyor musun ahırdan? Ve sabaha kadar taş taşıtıyor musun? Ücretlerini de vermiyormuşsun gibi bir şikayette bulunmuşlar. Sonra Kurtşehir'de de ben böyle bir şey yapmadım demiş. Sonra o dönemde çalışan ustalara sormuşlar. Ustalar da anlatmışlar olayları. Biz demişler işte sabahleyin gittiğimizde bütün malzemeyi hazır buluyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Malzeme tam denk geliyor. Ne bir fazla ne bir eksik kalıyor. Her şey tam denk geliyor demişler. Peki bu durum karşısında ne diyeceksin diye Kurtşehir'de de sormuşlar. O da mahkeme heyetini dışarıya çağırmış. Bu Tekke Kayası'na dön kayam demiş. Kaya böyle kendi olduğu yerde dönmeye başlamış. Sonra gel kayam demiş. Kayanın üzerinden taşlar döküle döküle böyle insanların üzerine doğru geldiğini görünce insanlar Kurtşehir Dede'nin evliya olduğunu, bir Allah dostu olduğunu anlamışlar ve pişman olmuşlar. Biz ettik sen etme demişler. Sonra Kurtşehir Dede orada şunu söylemiş. Bundan sonra demiş bu köyün ismi Kara olsun demiş. Karaköy ismi o zamandan kalmış. Ve o köyle bu Tekke Köyü arasında kız alışverişi olmasın demiş. Ve nüfus kayıtlarında da böyle bir şeye rastlanmamış hiç. Kız istemeler oluyormuş. En son mesela ki düğünden önce bir olay olup o düğün işi geri kalıyormuş. Bir rivayete göre de her sene Hıdrellez zamanı kurtların gelip Kurtşehir Dede'nin
mezarın etrafını tavaf edercesine böyle dolaştıklarını söylerlermiş. Ben denk gelmedim ama öyle bir de rivayet var. Candaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hatun ile Sultan II. Murat evlenmiş, bu evlilikten Fatih Sultan Mehmet doğmuştur. Her yıl geleneksel olarak bugünün ağasına düğünün yapıldığı Çayırcık'ta Mayıs ayının son haftasında fetih şeleni kutlanmaktadır. Mahallede bulunan gelin hamamında Hatice Halime Hatun'un yıkandığı rivayet edilmektedir. 1460 yılında Candaroğulları Beyliği son bulmuş, Kastamonu ile birlikte Devrekani de Osmanlı yönetimi altına girmiştir. Osmanlı Devleti devrinde çevre köylerin kendisine bağlanmasıyla nahiye merkezi olarak kullanılmıştır. Kastamonu ilinde tek yan fabrikası Devrekani'de yer almaktadır. Fabrikada 20 personel çalışmaktadır. Fabrika, Kastamonu ili ve il dışına da sevkiyat yapmakta olup, ilçeye ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır. Dörkeni de yanıp duruyorsun. Anam ayrı, babam ayrı, köy ayrı. Gurbetin kahrını çekip duruyorsun. Havam ayrı, suyum ayrı, aş ayrı. Çıktım gurbetlere, hayrı yıl oldu. Baktığım buzala çift öküz oldu. Kel elinin kızı ele eş oldu. Davul ayrı, zurna ayrı, hak ayrı. Gurbetçisin diye hor görüyorlar. Dil kırıya diye çok söylüyorlar. Kravat takınca bey sanıyorlar. Beyle ayrı, aha ayrı, biz ayrı. Bir lokma ekmeğe ayrılık sizden. Vallahi büyüklük beklenen bizden. Özümüz Devrekani'nin dağlık köyünden. Davum ayrı, çamım ayrı, yol ayrı. Safa hep ayrı bu sağ duyundan. Her zaman köyünü aradığından. Köyün sevdasıyla avunduğundan. Sabah ayrı, akşam ayrı, gün ayrı.